Merhabalar sevgili öğrencilerim. Açı kenar bağıntılarının 5. köşe taşında kaldık. Başlayalım 1. sorumuzda. Şimdi diyor ki burada da yine x'in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir diye bir soru sormuş. Biz üçgeni görüyoruz. Madem ki bu bir üçgen diyorum, o zaman üçgen eşitsizliğini sağlayacağını söylüyor. Hemen x için x'i şöyle ortaya aldım. Üçgen eşitsizliğini yazıyorum x için ve diyorum ki diğer iki kenarın toplamından yani 7'den küçük ve farkları 3'ten de büyük olacak. Şimdi burada soruya dikkatli baktığınızda bakın bir eşitsizlik daha var dostlarım, şu. C açısı B açısından daha küçükmüş. Yani C'nin karşısındaki x kenarı B'nin karşısındaki 5'ten daha küçükmüş. O halde x için bir aralık daha buldum. X küçüktür 5 aralığı. Ve biz eğer ki bir kenar için iki eşitsizlik buluyorsak ne yapacaktık? Kesişimlerini alacaktık. Hemen bunların kesişimlerini alıyorum dostlarım. Şimdi kesişim nasıl alınıyordu öğretmenim? Büyüklerden yani üst sınırdan küçük olanı alacağız. 5'i. X. Küçüklerden de büyük olanı alacağız. Ama zaten bir tane var öğretmenim. O zaman direkt onu alıyorum. 3'ü alıyorum. Demek ki x 3 ile 5'in aralığında bir tane değer var zaten. O da 4. Tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. 4'tür x'in tam sayı değeri. Geldik buna. Bakın yine çok benzeri. Bu sefer x dememiş de 3x artı 2 demiş. Hemen 3x artı 2'yi ortaya bir alalım. Şurada yazıyorum. 3x artı 2. Diğer ikisinin toplamı 11'den küçük, diğer ikisinin farkı 3'ten de büyük olacak diyor. Hemen hepsinden 2 çıkaralım arkadaşlarım. 2 çıkartıyorum. Burada 1 kaldı. 3x kaldı. 2 çıkartırsam da 9 mu kaldı? Bir de 3'e bölüyorum. 1 bölü 3 oldu. X oldu ve 3 oldu. 1 bölü 3. X ve 3. Şimdi üçgen eşitsizliğinden aralığını buldum. Bakın yine burada bir tane daha, şurada bir eşitsizlik daha vermiş. Diyor ki A açısı B'den küçüktür. Şimdi A'nın karşısında ne var? 3x artı 2 var. Demek ki 3x artı 2 daha küçükmüş. B'nin karşısındaki 7'den. Bir aralık da buradan bulacağım şimdi. Hemen 2'yi çıkartalım. 3x küçüktür 5'ten. Yani 3'e bölelim. X küçüktür 5 bölü 2'den. Şimdi getirip bunu da şurada x küçüktür 5 bölü 2 diye altına yazıyorum. Ve ne yapıyorum şimdi? Küçüklerden büyük olanı alacağım. Zaten bir tane var hocam. 1 bölü 3'ü alacağım o zaman. X diyorum. Büyüklerden de küçük olanı alacağım. 5 bölü 2 2,5'tür. Bu da 3. 2,5 daha küçük olduğu için 5 bölü 2'yi aldım. Şimdi 1 bölü 3 yaklaşık olarak şöyle 0 virgül bir şey. 0 virgül 3 gibi bir şey. O zaman 0,3'ten büyük olan sayılar 1, 2, 5 bölü 2 de 2,5'tür dostlarım. 2,5'tan da küçük olacak. O zaman 2'den daha fazla alamam. 2'den daha büyük bir sayı alamam. Kaç tam sayı değeri vardır diye soruyor. 1 ile 2. 2 tane tam sayı değeri vardır diyebilirim. Şimdi bir de yerine yazalım bunları. Mesela 1 desek 3 kere 1 3. 2 daha 5 oluyor burası. Peki 5 bizim aradığımız şartlara uygun mu dostlarım? Yani A yani 5 küçüktür B'den. 7'den küçük mü? Evet. Diğer ikisinin toplamı falan muhabbetini sağlıyor mu? Evet. Peki 2'yi deneyelim. 3 kere 2 6. 6 2 daha ne yapıyor bu durumda? 6 2 daha pardon ya şurası 5 bölü 3 ya. Deminden beri çünkü 5 şıklara baktım sadece 1 diyor. Biz şurayı 3'e böleceğiz. 5 bölü 3 olacak arkadaşlarım. Hatamız burada. Şurası 5 bölü 3 yani. 5 bölü 3 demek de işte 1 virgül bir şey demektir. 1 virgül 2, 1 virgül 3 diyelim buna. Bu 1 virgül 3, bu 0 virgül 3 gibi bir şey. O zaman 0 virgül 3'ten büyük 1 olacak. 1,3'ten de küçük yine 1 var sadece. Bir tane değeri var. O da 1 zaten. Başka da yok. Evet şunu okuyalım. Aralarında 8 metre mesafe bulunan iki noktadan yerden eşit yükseklikte bir mekanizmanın ucuna yere dik konumda 5 metre ve x metre uzunluğundaki iki bariyer yerleştirilmiştir. Tamam. Şurada devam edelim. Şimdi şurası 8 metreydi. Bunların uzunlukları da 5 metreydi. Peki. Bariyerler yapılırken gerçekleşen bir hesap hatası yüzünden bariyerler alfa ve beta derecelik açılarla kapanırken şekildeki gibi ucuca çakışıp kapanmıyorlar. Kapanamıyor.
Alfa küçüktür beta. Şimdi alfa neresiymiş? Bakın bu alfa derece dönmüş. Şurası alfa. Bu da beta derece dönmüş. Şurası beta. Böyle bir şey. Ve alfa betadan daha küçüktür diyor dostlarım. Yani mesela atalım alfa 30 derece ise beta 60 derece gibi bir şey olsun. Bilmiyoruz ya ne olduklarını. Peki buna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? X neydi? Ha, şu x'ti pardon, bunu bilmiyorduk. Bu x. Şimdi şuradan da şöyle bir üçgeni tamamlayalım bunu. Burası da 8 metredir. Çünkü dikdörtgen var. Burası da 8'e denk geldi. Şimdi şurası da 90 derece oldu değil mi? Yere dik olduğu için. 30 ise burası 60 geldi. 60 ise burası da 30 geldi. Bakın ben bu 60 ile 30'u salladım. Sen istersen 27 ile başka bir sayı salla, daha büyük. İşte 28'i salla. 27 ile 28 olsun bunlar. Çok önemli değil. Sadece şuna dikkat et. Alfa beta'dan daha büyük küçükmüş. O yüzden alfaya küçük, betaya büyük bir değer. İstediğin değeri verebilirsin ama. Şimdi bunu yapmamın sebebi de şu üçgeni oluşturduktan sonra hangi açının daha küçük, daha büyük olduğunu görmek. Bakın şuradaki bu sefer daha büyük oldu değil mi? 60, 30. Yani sen buraya 27, buraya 28 yazsaydın yine buradaki açı daha büyük bir sayı çıkacaktı. Benim de amacım hangisinin daha büyük olduğunu görmek. Burası daha büyükse demek ki x bunun karşısındaki 5'ten büyük olacak. Yani x büyüktür 5. Peki bir de şuradan üçgen eşitsizliği yapalım. X normalde ne olacak? Şuraya yazıyorum. X ikisinin toplamı 13 ile ikisinin farkı 3'ten büyük olacak. Bakın bunu da getirip hemen şöyle üstüne yazalım mı? 3'ten büyük, 13'ten küçük olacakmış. Şimdi kesişimlerini alıyorum. Küçüklerden büyüğü alıyorum. Büyüklerden küçüğü alacağım. Zaten bir tane olduğu için direkt onu alıyorum. 5 ile 13 aralığında neler var? 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 var, 11 var, 12 var, 3, 6, 7 tane değer varmış. Hocam biz bunları böyle tek tek yazıp da mı sayacağız? Hayır. Büyükten küçüğü çıkarıp 13'ten 5'i çıkarın 8. Bir de 1 çıkartıyorsunuz. Eşitsizlik yoksa, yani şurada eşittir yoksa şu küçüklerin altında 1 çıkartıyorsunuz. Eşittir varsa 1 ekliyorsunuz arkadaşlar. Neymiş kural? Büyükten küçüğü çıkart, 1 çıkart bir de. 13'ten 5 çıktı 8. Bir de 1 çıkartıyorum. 7 tane sayı varmış bu aralıkta diyor. Evet, 5 numara tamamdır. Geldik 6 numaraya. Burada da şimdi işin içine Pisagor girecek. 90 derecemizi gördüm çünkü. A açısı 90'dan küçük demiş burada bakın. Şimdi normalde bu 90'ı falan katmayın işin içine. Üçgen eşitsizliğini bir yazın. Yani x normal şartlarda nedir dostlarım? İkisinin toplamı 10. İkisinin farkı 2. Bunu bir kere kafadan yazacağız. 10 ile 2 arasında. Şimdi geleceğiz 90'a. Diyeceksin ki burası 90'dan küçük. Lan hocam, burası tam 90 olsaydı bak, tam 90. Pisagor bağıntısı yapıp x'i bulacak mıydım ben kardeşim? Yani şunu yapacaktım değil mi? Hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamı, yani 4'ün karesiyle 6'nın karesine. Ama 90'dan küçük diyorsa, bak 90'a eşitse ben de eşittir yazıyorum. 90'dan küçükse ben de küçüktür yazıyorum dostum. İşte buraya küçüktür simgesini koydum. Ha deseydi ki 90'dan büyüktür, ben de buraya büyüktür yapacaktım. O zaman şimdi devam edelim. X kare küçüktür. Burası ne yaptı? 52 yaptı. Demek ki x küçüktür. Kök 52. Hadi bunu da şöyle yazalım altına buraya. Neyse, x küçüktür. Kök 52. Şimdi kök 52 nedir? Kök 52, bakın bu 49 olsaydı arkadaşım kökün içindeki sayı 7 diye çıkardı. 64 olsaydı 8 diye çıkardı. Şimdi 52, 49 ile 64 aralığında olduğu için çıkacağı değer de 7 ile 8 aralığında. Hadi atalım ona 7 ile 8 aralığında. Canın ne istiyorsa ona at. 7,1, 7,2, 7,3 ne istiyorsan. 7, bir şey. Yani x küçükmüş, 7, bir şey. Yazdım buraya daha. Şimdi gelin iki tane aralık olduğu için kesişimlerini alalım. Küçüklerden büyüğü alıyorum, yani 2'yi, zaten bir tek 2 var. Büyüklerden de küçüğü alıyorum, yani 7, bir şeyi. Hadi 7,2 diyelim ona. İşte x'in değeri bu aralıktadır dostlarım. En büyük tam sayı değerini soruyor. 7,2'den küçük sayılar 7 ile başlıyor. 7, 6, 5, 4, 3 diye gidiyor. En büyükleri içlerinde 7 olduğu için 7'yi paketledim buraya. Evet, geldim buraya. BD'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Bakın şimdi BD'ye bir x yazalım. Şimdi BD,
Bunu köşe taşında çözdük. İki tane, önce 90'ı yokmuş gibi görün. Bu yok. İki tane üçgenin içinde değil mi şu anda B'de? Üstteki üçgenden yazalım hemen. X küçüktür 9 ile 3 aralığında toplamları ve farklarını yazdım. Alttaki üçgenden yazalım. Toplamları 8, farkları 4. Peki bunun kesişimini nasıl alıyorduk? Küçükten büyüğü, büyükten küçüğü. Küçüklerden büyüğü, büyüklerden de küçüğü aldım. Pardon, 9 burada dursun. Demek ki 4 ile 8 aralığındaymış x'imiz. 4 ile 8 şuraya yazalım. Şimdi bir de 90'ı devreye sokalım şimdi dostlar. BAD şuradaki açı 90'dan büyükmüş. Ne diyecektik? Tam 90 olsaydı. O halde x kare eşittir 3'ün karesiyle 6'nın karesinin toplamı olurdu. Ama 90'dan büyük dediği için ben de burayı büyük yapıyorum. X kare büyüktür 9 artı 36. X kare büyüktür 45. X büyüktür kök 45. Şimdi kök 45 dediğimiz sayı 49 olsaydı 7 diye çıkardı. 36 olsaydı 6 diye çıkar. Demek ki 6 ile 7 aralığında bir sayı çıkacak karşımıza. 6,2 diyelim. Bakın ne bulduk? X büyüktür 6,2'den. Şimdi kesişimlerini alıyorum. Küçüklerden büyük olanı, büyüklerden küçük olanı zaten bir tane var. 6,2 ile 8 aralığında. 6,2'den büyük sayılar nedir? 7 var. Başka da yok hocam. 8'den küçük olacak 7 var. Bir tane değeri var. O da zaten toplamlarını soruyormuş. 7'yi paketledim. Geldim bu soruya. Evet, ne diyor? AB CD'ye paralel, o da EF'ye paralel. BC eşittir 12, 15. Tamam, bunları gördük. Şimdi ABC şuradaki açı normalde şuradaki açıya eşit, değil mi? Ve bu açı için bize ne demiş dostlarım? Büyüktür 90 demiş. DEF şuradaki açı yine Z kuralından az önce yaptığım gibi şuradaki açıya eşittir ve bu da büyüktür 90 demiş. Olduğuna göre kabın içinde B noktasından D noktasına ve E noktasından C noktasına kadar yerleştirilebilen iki farklı pipetin uzunlukları toplamının en küçük tam sayı değeri kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi gelin ne yapalım? Önce burası 12'ymiş. Şuradakiyle bir şeylere eşit vermiş mi bize? BC 12, ED 15. Tamam. Şimdi şuradaki üçgende konuşalım dostlarım. Şu üçgende. Şimdi burası normalde 12'den daha büyük bir sayı olacak değil mi? 12'den büyük. Tabii 12'den büyük olacak. Niye? Çünkü bu açı 90'dan büyükse bu kenar bizim geniş açımızın karşısındaki kenardır ki ve en uzun kenar olmalı. Yani 12'den büyük olmalı. O zaman şuna x dersem ben x büyüktür 12'dir dedim. Şimdi aynı şeyi şurada yapalım. Şu üçgende. Bakın bu üçgende de 90'ın karşısındaki kenar burası. Yani y diyelim bu pipete de. Y de 90'ın karşısındaki, yani 90'dan daha büyük geniş açının karşısındaki kenar olduğu için en uzun kenar olacak. O halde 15'ten büyük olacak. Y için de 15'ten büyük dedim. Şimdi burada yine şu hatayı yapmayalım. Bakın birkaç köşe taşı önce söylemiştim, uyarmıştım sizi. X'i burada 13. X eşittir 13 diyelim 12'den büyük olduğu için. Buna da 16 derseniz topladığınızda 29 yapar ve bakın şıklarda 29 var. Bu yanlış. Niye? Çünkü sana X tam sayı olsun demiyor. Soruda öyle bir bilgi yok. Bakın BD pipeti tam sayı olacak diye bir kural yok. Öyle bir şey yazmamış. Aynı şekilde CE için de yazmamış. Dolayısıyla ben X'i 12'den büyük sayı dediği zaman 12.1 seçebilirim. 12.2, 12.3 veya Y'yi 15'ten büyük dediği için 15.2, 3, 4, 5, 9 seçebilirim. Ve topladığımda 27, 28 yapar. Bunun içinde ne demiştim kısaca? Eğer toplamlı bir şey istiyorsa direkt toplamını bulun bunların arkadaşlarım. Bakın 12, 15 daha 27 küçüktür. X artı Y olur. X ile Y'nin toplamı 27'den büyük olacak. Cevabı 27'den büyük olan sayımız 28'i işaretleyiniz hemen. Evet, 6 numarada tamam. Son köşe taşındayız dostlarım. Evet, geldik 7 numaralı köşe taşına. D noktası ABC üçgeninin iç bölgesindedir. AB 5, 8, 6. Buna göre
BD ile diyor. Ne o? CD. Şunların ikisinin toplamını soruyor arkadaşlarım. Basit bir kural. A ile B dedim. Şimdi burada da şu olay şu. Üçgenin içindeki bir noktadan iki köşeye çizilen şu iki doğrunun toplamı her zaman arkasında kalan şu 5 ile 8'in toplamından küçüktür. 13'ten yani. Ve tam önlerindeki 6'dan da büyük olacak dostlar. 6 ile 13 aralığındaymış bizim aradığımız değer. Şimdi buna göre alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruyor. Hemen yine kısaca hesaplayalım. Büyükten küçüğü çıkartacağım 7. Bir daha çıkartacağım 6. Cevap 6 tane değer vardır dostlar. Geldim 2 numaraya. D noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde. Tamam. Buna göre X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın neydi kural? İç bölgesinde ise şimdi şu üçgende 4 ile 3'ün toplamı yani 7 her zaman küçük olacaktı 5 ile X'in toplamında. İşte mevzu bu. 5'i bu tarafa aldım. 2'den büyük olacakmış X. X 2'den büyükse en küçük ne olur diye soruyor. 3 olur dedi. Buna geldik. Ahmet kenar uzunlukları 36, 45 ve 50 metre olan üçgen biçimde bir bahçenin iç bölgesindeki bir noktaya direk dikip bahçenin herhangi iki köşesinden bu direğe birer sıra tel çekmek istiyor. Tamam. Buna göre tellerin uzunlukları toplamının en büyük tam sayı değeri kaç metredir diye bir soru sormuş. Şimdi farz misal burada bu iki köşeye çizsin dostlarım. Bu durumda bunların ikisinin toplamı yani A ile B'nin toplamı ne olacak? A ile B'nin toplamı arkasındaki iki kenarın toplamından küçük. Yani 45 ile 36'nın toplamı ne yapıyor? 75, 81'den küçük ve tam karşısındaki kenar 50'den büyük olacak. Peki şöyle çekseydi herhangi iki köşeye çekecek ki yani A ile C'yi çekseydi. Bu durumda A ile C'nin toplamı 36'dan büyük olacak tam karşılarındaki kenardan. Arkasında kalan 45 ile 50'nin toplamından yani 95'ten de küçük olacak demiştik. Peki ya B ile C'yi seçseydi hocam? B ile C'yi toplasaydı? Bu durumda B ile C'nin önünde 45 var. Arkasında da 36 ile 50 yani 86 var. Şimdi hangisinde daha büyük olur? Tabii ki 95'te daha büyüğünü bulabiliyorsun. Demek ki A ile C'yi seçmesi en uygunudur. Bu durumda en uzun telleri bulur. Ve 95'ten küçük dediği için de en büyük 94 gelir dostlarım. Cevap Edirne'den patladı gitti. Evet arkadaşlar, şimdi bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tarama testini gömeceğiz inşallah. Kaç soru varmış? Tabii ki 7 tane köşe taşı olduğu için 7 tane de sorumuz var. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.